AK Parti İl Teşkilatı tarafından düzenlenen Türkiye Yüzyılı 2023'e doğru şehir buluşmaları programı için Çanakkale'ye gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terör ve terör destekçileriyle Yunanistan'a sert çıktı. AK Parti'nin 2023'e doğru şehir buluşmaları kapsamında başta Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Grup Başkan Vekili Bülent Turan, Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu olmak üzere çok sayıda milletvekili ve MYK üyesi Çanakkale'ye geldi. AK Parti Çanakkale Teşkilatı ve basın mensupları ile bir araya gelen Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yaptığı konuşmada birinci hedefin teröristler olduğuna dikkat çekerek her türlü terörü ve kaynağını kurutmaya azim ve kararlılıkla devam edileceğini söyledi. Burada biz yaptığımız çalışmalarda birinci hedefimizin teröristler. Bunu hep sık sık söylüyoruz. Bu teröristler FETÖ başta olmak üzere YPG, PKK, PYD, DEAŞ, El-Kaide ne varsa bütün teröre karşı mücadelemizi hiçbir ayrım yapmaksızın yurt içinde sınır ötesinde elimizden geldiğince azimle, kararlılıkla sürdüreceğiz. Ve bu konudaki elde edilen başarılar yeterli değil. En son terörist etsak getirecek kadar bu mücadele devam edecek. Ve terörün kaynağını da göreceğiz. Kaynağında. Yani bir daha elini doğrultamayacak, bir daha bize tehdit ve tehlike doğurmayacak. Teröristlerin Türkiye'nin hak ve hukukuna tecavüz etmesine müsaade etmeyeceklerini ifade eden Hulusi Akar, bugüne kadar Pençe Kilit operasyonlarında 491 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi. Bizim ülkemizin, milletimizin güvenliği esas, savunması esas. Bir taraftan hudutlarımız var, bir taraftan vatandaşlarımız var, bir taraftan da bizim hak, alaka, menfaatlerimiz var. Bunların çiğnenmesine, bunların göz ardı etmesine müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Ve bu çerçevede yaptığımız operasyonlarla ilgili rakam vermek gerekirse çekilip büyük bir başarıyla devam ediyor. Bu başlıklar sonunda 491 pençe kilit önemli. Çünkü bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda orada bir açık bir alan kaldı. Bu pençe kilit olan da kapanacak. Dolayısıyla sınırlarımızın giriş ve çıkışına tam kontrol mümkün olacak. Bu mücadele sonunda 491 teröristlere getirildi. Bizim tek hedefimiz teröristler. Bizim hiçbir şekilde sivillere zarar vermemek için elimizde gelen gayreti gösterdiğimizi de herkesin bilmesi lazım. Biz hiçbir şekilde etnik, dini, mezhepsel ayrım yapmadık, yapmıyoruz. Biz 85 milyon bir milletiz. Dolayısıyla bu anlayışla mücadelemizi sürdürüyoruz ve bizim karşımızda sadece hedef teröristlerdir. Biz ayrıca orada bulunan koalisyon güçlerine de zarar vermemek, sivillere zarar vermemek için de yapılması gereken ne varsa bugüne kadar yaptık, bundan sonra yapmaya sürdüreceğiz. Ama diğer taraftan da hiçbir şekilde terör koridoru oluşmasına, hiçbir şekilde teröristlerin orada hareketine, faaliyetine müsaade etmedik, etmeyeceğiz arkadaşlar. Bunu da bütün muhataplarımıza söyledik, şöyle veda ediyoruz. Ve onların da, diğer ülkelerin de Türkiye'nin ne yaptığını anlamaları lazım, herhangi bir şekilde bu istismar konusu yapmaları lazım. Biz herhangi bir şekilde hakkımızı asmıyoruz. Biz Irak başta olmak üzere, Suriye başta olmak üzere, bütün komşularımızın sınırlarına saygılıyız. Egemenlik haklarına saygılıyız. Buna kimse şüphesi olmaz. Konuşmasının devamında sınır komşumuz Yunanistan'a da seslenen Hulusi Akar, gerginliği arttırıcı söylemlerden vazgeçmesi çağrısında bulundu. Diyoruz ki buradaki problemlerimiz var Türkiye ile Yunanistan arasında. Bu problemi diyalog yoluyla çözelim. Bunlar çeşitli problemler, derinlikler olan problemler. Efendim bir an olunca çözecek problemler değil. Buyurun ki çağırın bizi, gidelim Yunanistan'a oturup konuşalım. Gelin Türkiye'ye buna oturup konuşalım. Başkaları ortak etmeyin. Kendi problemlerimizi kendimiz çözebiliriz diye kendilerine söylüyor. Dolayısıyla bu konuda Yunanistan'ın bu gerginliği artırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini ve bu konuda olabildiğince arkadaşlar sorumlu ve sağduyulu konuşmaları beklediğimizi söylüyoruz. Gerginliği artırmayın diyoruz. Ortalığa germeyin diyoruz. Diyalog ortamını bozmayın diyoruz. Bu konuda bizim ne kadar sabırlı olduğumuzu da kendilerine söylüyoruz. Yapılan bütün yanlışlara rağmen, eksiklere rağmen biz sabırla olabildiğince barışçılığa yöntemlerinde buraya çözmesini yarıyoruz. Fakat diyoruz ki bu bizim diyalog çağrımız. Yanlış anlamayın. Bir zafiyet değildir. Herhangi bir korku değildir. Biz
asaletle, nezaketle, uluslararası hukuk çerçevesinde sorunların çözülmesine yana olduğumuz için bunları söylüyoruz. Bu bir zafiyet değil. Fakat diğer taraftan da hakkımızı, hukukumuzu koruyacağız. Hiçbir olumlu izin vermeyeceğiz. Hiçbir şekilde hakkımızı çiğnetmeyeceğiz diyoruz. Bu da tehdit değil. Onun için aklınızı başınıza toplayın. Herhangi bir şekilde üçüncü tarafların size yaptıkları bir takım söylemlerden dolayı kendinizi havalarda görmeyin. Ayaklarınız yere bassın. Akıllı olun, mantıklı olun. Ve bu işleri biz kendimize oturup konuşalım, çözelim ve burada sürü sürü sağlayalım. Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılan yeni üyelere Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından parti rozeti takılarak toplu bir aile fotoğrafı çekildi. Mustafa Bey, eşim Kuntan'a bir alkış rica ediyoruz. Ailemize hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Bir alkış rica ediyoruz. Ailemize hoş geldiniz, sefalar getiriniz. Fotoğraflarımızı buraya alıyoruz. Kıymetli kurtarlarımıza bir alkış rica ediyoruz.